Cemil, herif bankadan çıktı. Her cumartesi gelir 90 bin lira alarak şantiyeye işçilere götürür. Desene şimdi o çantada 90 bin paper yatıyor. Tam üstüne bastık şef. İyi iş becerdin kafalı, yürü bakalım. Çevirin, biz de bu taraftan. Durmayalım, tüyelim. Senin hakkın kafalı Kazım. Aman be! Aman be! Bu da senin cakalı Selim. Bu da senin Sansar. Şerefine. Gene soygun. Gene bir oteli soymuşlar. Bu işi yapanlar hep aynı kişiler. Tilki gibi kurnaz, en gerek gibi azılı kişiler bunlar. Nerede, ne zaman, ne yapacaklar belli olmuyor. Ve geride iz bırakmıyorlar. Uçan kuş olsalar adaletin elinden kurtulamazlar. Elbet bir açık verecekler. Ve bir gün elleri kelepçeli karşıma dizeceğim onları. Son günlerde soygun olayları artmıştır. Hep aynı kişiler olduğu tahmin edilen soyguncular kısa bir zaman içinde üç yeri soyarak kayıplara karışmışlardır. Orhan! Gene gazeteye daldın, çayın soğuyacak. Dalmışım biraz.
Gazete soygunlardan başka bir şey yazmıyor. Yakalanırlar mı dersin? Tabii yakalanacaklar. Polisten kimse kurtulamaz. Gene sahneye çıktılar. Hep aynı taktik. Sessiz ve iz bırakmadan. Sen kaç Orhan! Kendini kurtar! Cezasını versin, gene kaçtılar. Sende bir şey var Orhan. Dalıp dalıp gidiyorsun. Bir bardak çay içmedin daha. Oo. Bir şeyim yok karıcığım. Allah kahretsin. Sigaram da kalmamış. Bakkaldan alayım baba. Hadi bakalım benim aslan oğlum, hop! Hadi bakayım! Baba olmanın en tatlı yanı bu işte. Aşkımızın meyvesi sevgilim. Bir tek yavrumuz. Her şeyimiz o. Mühim bir şey mi doktor? Maalesef. Beyne bir felç gelmek üzere. Tedavisi hemen yapılmazsa çocuğu kaybederiz. Ne diyorsunuz? Yavrum! Muayenehaneme kadar gelin, orada konuşalım. Olur doktor, hemen geleceğim. Oğlum! Yavrum! Ömer'im! Bu en büyük soygunumuz olacak. Belki de sonuncusu. Çünkü her birimize düşecek olan hisse milyonun üstünde. Deme ya! Ben bu para için dünyayı yakarım. Her ayın 25'inde İstanbul'un her bölgesinde şubeleri olan sanayinin işçi paraları Sirkeci'deki Kimya Bankası'na getirilir. Bilahara bu paralar ay sonunda işçilere dağıtılmak üzere İstanbul'un her bölgesine dağılır. Ama paralar kasa içinde. Ben de paraların kasa içinde olduğunu biliyorum. Fakat kasa şifreli. Bir çare bulmamız lazım. Hem nöbetçi de var. Hafif bir hacamat. Ama tehlikeli bir iş bu. Artık kan dökülmemesi birinci prensibimiz olmalı. Böyle büyük işler tehlikesiz olmaz. İyi planlarsak kolayca sıyrılabiliriz. Bu planı kurmak senin işin. Eğer aklımız yatarsa hemen tatbikata geçeriz. Ama nasıl? Evet, buna bir hal çaresi. Hem kasa şifreli. Şifreden anlayan birini bulmalı. Böyle birini nasıl bulacağız? Bulsak bile nasıl ikna edeceğiz? Aramıza bir kişi daha almamız doğru olur mu? Böyle birini bulmamız şart. Orhan olsaydı bu işi kolayca başarırdık. Çünkü onun gibi şifreden anlayan birisi az bulunur. Orhan doğru yolu seçmiş. Duyduğuma göre evlenmiş ve bir tamirhane açmış. İstanbul'u karış karış arayarak onu buluruz ama... bu işe ikna etmek çok zor. Onu bir bulsak... zayıf bir tarafını da yakalarız elbet. Siz buradan ayrılmayın. Bugünden itibaren... ayın 24'üne kadar onu arayıp bulacağım. Çocuğun kurtulması için bu ameliyatın yapılması şarttır. Ben bu parayı nereden bulabilirim doktor? 60.000 lira bu.
O parayı biriktirmem için seneler lazım. 10 gün içinde bu parayı bulmalısınız. Yoksa yazık olur çocuğa. Oğluma karşılık 60.000 lira. Bulacağım bu parayı doktor. Bulacağım. Çek çek. Bozuksun Orhan, parayı bulabildin mi? Ah kahpecin ya, olur mu be? Merhaba. Merhaba. Ne yaptın oğlum Orhan? Parayı bulabildin mi? Hayır Hakkı dayı. Daha 3 gün var. Bulacağız elbette. Nasıl oldu? Uyuyor. Ben tamirhaneye gidiyorum. İçeride 4 kişi seni bekliyor Orhan. Eski arkadaşlarınmış. Arkadaşlarına hoş geldin demek yok mu? Eski defterleri kapattım ben. Sizleri de tanımıyorum. Defolun buradan. Çok nankörsün. Sıkıntı da olduğunu öğrendik. Çocuğun hastaymış. 60.000 lira lazımmış. Nereden biliyorsunuz bunları? Arkadaşımız değil misin? Bırak da bilelim. Ben sizin arkadaşlığınızı bilirim. Bu parayı sana 2 gün içinde vereceğiz. Neye karşılık? Bunu bizim barınakta konuşsak iyi olmaz mı? Pekala, dediğiniz olsun. Barınakta konuşalım bakalım.
son işimiz olacak Orhan. Düşün bir kere. Oğlunu düşün. Günlerce dolaştın, kimse bu parayı vermedi sana. Son bir kere aramıza katıl. Hepimiz kurtulacağız. Bir daha birbirimizi hiç görmeyeceğiz. Oğlunu düşün. Oğlunu düşün. Olacak oğlumuzun hali Orhan? Ölecek mi? Hayır yavrucuğum. Yaşayacak oğlumuz. Ama nasıl? Gittikçe fenalaşıyor. Yarın tanıdığım bir arkadaş bu parayı verecek. Hemen ameliyata götüreceğiz. Doğru mu Orhan? Oğluma bir şey olursa dayanamam ben. Korkma yavrum. Bir şey olmayacak.
atlattı, yaşayacak. Neredeyim ben? Orhan. Orhan sevgilim. Niçin yaptın bunu? Ne oldu bana? Kimsiniz siz? Benim. Filiz. Karın. Karın mı? Beni tanımıyor musun Orhan? Oğlumuz. Ömer. Ömer öldü. Ömer mi? Ömer de kim? Filiz Hanım, hasta hafızasını kaybetmiş bir vaziyette. Şu anda hiçbir şeyi hatırlayamaz. İstirahate ihtiyacı var. Kahpe dünya var. Olur mu be? Orhan evvelce kötü işler yapmış, bilahare islah-ı nefs ederek doğru yolu seçmiş. O zamandan beri de iyi bir insan olarak tanınıyor. Evli bir çocuğu vardı. Soygundan sonra çocuk ölmüş. Neden bu işe karışmış olabilir? Yaptığımız tahkikatta çocuğu amansız bir hastalığa yakalanmış ve ameliyatı için çok para lazımmış. Bu yüzden eski arkadaşlarıyla işbirliği yapmış olabilir. Bilahare olay yerinde arkadaşları onu öldürmek kastıyla vurdular. Arkadaşları mı vurdu? Evet. Orhan'ın yarasından çıkarılan tabanca kurşunu evdeki bekçinin silahından çıkarılan kurşunlardan değil. İşler çok karışık desenize. Bir tek ipucu var Orhan. O da hiçbir şeyi, hatta karısını bile hatırlayamayacak durumda. Onu hücreden alıp koğuşa getir. Olur. Belki mahkumlarla temas ettikçe hafızası yerine gelir. Belki bir şok. Orhan'ı hücreden çıkarıp koğuşa koyun. Evet. Ah kahpe dünya var, olur mu be? Melek gibi bir insandı o. Olur mu be? Bu kadar felaket olur mu? Zavallı Filiz. Nasıl tahammül eder buna? Ne kadar severdi oğlunu? Bütün insanları severdi o. Ah kahpe dünya var. Ah ulan ona bu oyunu yapanları elime bir geçirsem. Orhan abinin hafızası yerine gelmez mi? Doktor ani bir şokla gelir demiş. İşte o zaman... Geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol, sağ ol. Şöyle buyur abi. Şöyle. 10 numaralı yatak burası. Hatırına. Dur bakalım. Bu kadar sevinme. Bu işi başaramadın. Ne demek istiyorsun? Orhan'ı öldüremedin. Öldüremedim mi? Herif ölmüşten beter oldu. Kimseyi tanımıyor ki.
Bir şok neticesinde tekrar akli muvazenesi yerine gelir ve her şeyi yeniden hatırlayabilir. O zaman ne olacağını sen düşün reis. Herifin oğlu da öldü. Aklı başına gelince kudurur. Orhan boş çocuk değildir. Başımız iyiden iyiye derde girecek. Galiba haklısınız. Buna bir çare bulmalı. Buldum. Ne buldun? Bulduğum şeyi yakında öğreneceksiniz. Hamza! Hamza! Ziyaretçim var. Beni ziyaret edecek kimsem olmadığını zannediyordum. Bir enayi çıktı demek. Ziyaretçin hem de kelli felli bir adam. Hadi yürü bakalım. Abicim, hangi rüzgar attı seni? Bu ne şeref? Bunun 10 mislini daha kazanmak istemez misin? Neye karşılık? İçeride Orhan diye bir... Ezimle sana tarhana çorbası yaptım. Bir kaşık iç kızım, iyi gelir. Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Teşekkür ederim. Ne sıkıntısı olursa Sabri amcan gelsin dükkandan alsın dedi. Akşam bizimki söylüyordu. Orhan'ın durumu düzelince serbest bırakırlar diyor. Suçsuz o ayol. Ah evladım, herkese yardım ederdi. Hatırlar. Ne oldu? Hiç, susadım da.